Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars tarafından paylaşılan fotoğrafları inceleyeceğiz arkadaşlar. Açıkçası ben çok bir detay olduğunu düşünmüyorum ama bugün yani 8 Aralık itibariyle paylaşılan bir fotoğraf var. Spike ve Luna'nın ön planda olduğu bir fotoğraf. Ona bir dikkatlice bakalım ama öncelikli olarak Brawl Stars bir film olsaydı kim kimi oynardı? Seçtiklerinizi etiketlemeyi unutmayın. Bakalım kimler göreceğiz şeklinde. Brawl Stars bir film olsaydı acaba ben kimi oynardım? Yani şu an kendimi yerine koymaya çalışıyorum ama burada da Colt biraz karizmatik. Yani öndeki Colt değil mi arkadaşlar? Yani Colt biraz karizmatik ya. Ben acaba Colt mu olurdum? Ya da siz söyleyin yani ben kimi oynardım veya beni kim temsil ederdi veya sizi kim temsil ederdi onu da yazmayı unutmayın. Bakalım ne yorumlar gelecek. Şimdi Brawl Stars bir film olsaydı şeklinde geldiğimiz zaman zamanında oyun liderimiz Frank'e, topluluk yöneticimiz Dani'ye, bununla alakalı hatta yeni topluluk yöneticimiz Paola, artık yeni de değil yani Paola'yı da hepimiz çok sevdik arkadaşlar. Paola'ya da bu sorular sorulmuştu. Hiçbirisi de hayır demedi. Yani net bir şekilde hayır böyle bir şey olmaz demedi ama olur da demediler. Şimdi böyle söylemek gerekirse. Fakat Dani'nin yanlış hatırlamıyorsam bir cevabı vardı. Tabii ki bu işler çok zor işler. Kolay işler değil. Fakat bu işler çok zor işler dedi Dani ama ben Dani'ye şunu da hatırlatayım. Siz Star Park gibi bir kısa video yaptınız. Yani Star Park gibi kısa bir video yapmak kolay değil arkadaşlar. O yüzden bence Brawl Stars burada tabii ki kısa da olsa o film inanılmaz bir iş çıkardılar ki hala gizemlerin detaylarını sizlerle beraber inceliyoruz. Bence o konuda Brawl Stars ekibi gerçekten ayakta alkışlanmalı. O Star Park kısa videosu gibi daha da gelir mi bilmiyorum ama gelirse bir öncekinden daha da iyi olur diye yine topluluk yöneticimiz Dani'nin bir cevabı vardı. Tabii ki buraya baktığımız zaman şimdi burada arka planda önde abi burada Colt gerçekten çok karizmatik değil mi ya? Yani Colt'tur diye düşünüyorum. Yani muhtemelen Colt abi bu zaten de. Gerçekten inanılmaz güzel olmuş. Arka tarafta bir beli görüyoruz arkadaşlar. Hemen şurada beli. İşte altın dişini görüyoruz. Gözlüklerini görüyoruz. Hemen yanındaki de Edgar olsa gerek. Evet Edgar diye düşünüyorum. Hızlı slasher Edgar mıydı arkadaşlar? Bir kostümü vardı. Muhtemelen oydu. Şöyle bir daha bakıyorum. Evet bu hızlı slasher Edgar arkadaşlar. Şöyle bir fotoğrafımızı incelemeye devam ettiğimiz zaman burada Shelly'yi görüyoruz. Sol tarafta Spike'ı görüyoruz. Zaten Spike, Shelly ve Colt aynı triyoda yer alan, aynı üçlüde yer alan karakterler ve arka plan benim daha çok dikkatimi çekiyor açıkçası. Şimdi fotoğrafın üst tarafına baktığımız zaman Belle ve hızlı slasher Edgar'ı görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Belle Altın Kol Çetesi sezonunda gelen karakter. Edgar'ın bu kostümü de Altın Kol Çetesi sezonunda gelmişti. Arka plana baktığımız zaman ki arka planda yine Altın Kol Çetesi sezonundaki bankaya benziyor arkadaşlar. Yani arka plan onu gösteriyor ki buradaki Spike'ın bu şekilde olması yani tam böyle bir kaktüs şeklinde olması da yine Altın Kol Çetesi sezonu gelmeden önce bir ilk gösterimimiz vardı Brawl Talk'ta. İşte orada bunun aynısını yine görmüştük. Şimdi buradan bir detay çıkartabilir miyiz? Yani çok zannetmiyorum ama illa ki bir detay çıkartmak gerekirse, illa bir teori üretmek gerekirse benim teorim şu olabilir. Şimdi son Brawl Talk'umuzda bir karakter gelmedi. Yeni bir karakter gelirse ön planda Belle ve Edgar, yani Edgar'ın o kostümü 6. sezonda geldi. Belle zaten 6. sezon karakteri. Arka taraftaki Altın Kol Çetesi sezonunun ön planda olması ve ön planda yer alan Spike, Colt ve Shelly'nin Vahşi Batı üçlüsünde, yani o üçlüde aynı triyoda olması da, yani olursa bilmiyorum tabii ki bu bir teoridir ama Belle'in grubuna bir karaktere işaret olabilir diye düşünüyorum. Arka plan ve üst tarafta yer alan Belle ve Edgar'a göre diyorum arkadaşlar. Onun dışında yani illaki bir teori üretmek gerekirse diyorum ama çok da emin değilim. Tabii ki yorumları yine size bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafta az önce paylaşılan fotoğraf Brawl Stars Türkiye Twitter hesabından paylaşıldı. Sizler de bu fotoğraflardan anında haberdar olmak istiyorsanız eğer arkadaşlar Brawl Stars Türkiye Twitter ve Facebook hesaplarında takip etmeyi unutmayın ki zaten bizler de bu fotoğrafları oradaki bildirimlerden alıyoruz. Yani Brawl Stars Türkiye ne zaman paylaşırsa biz o zaman alıyoruz. Sizleri o şekilde inceleyip burada videosunu yapıyoruz arkadaşlar. Burada da diyor ki evet filmlerle devam az önceki gibi, yani burada gördüğünüz gibi Brawl Stars bir film olsaydı kim kimi oynardı, yani paylaşımlar sanki biraz da bağlantılı gibi geliyor. Buraya baktığımız zaman evet filmlerle devam, şimdi her savaşçıyı bir film türüyle eşleştirme vakti, biz başlıyoruz. Yani Spike sessiz film, ben de buraya Poco müzikal şeklinde örnek vermiştim, arkadaşlarımız da beğendiler sağ olsunlar. Şimdi bu fotoğrafta bazı detaylar olabilir belki diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak bu fotoğrafta
yine başrollerde Spike. Artık Spike'ımız olmazsa olmaz. Spike'ı görmediğimiz zaman aslında bir detay diyebilir miyiz, onu da düşünüyorum. Yani sonuç olarak sevimli haliyle burada yine Spike'ı görüyoruz. Şapkasını takmış, böyle artık nasıl bir kıyafet, böyle takım elbise gibi bir kıyafetle gelmiş. Orada filmle, yani bir film sahnesi gibi düşündüğümüz zaman Lola'yı orada tren raylarına bağlamışlar. Spike artık onu kurtarmaya mı gelmiş emin değilim. Sadece orada bakıyor yani. Sanki bir kurtarmaya yönelik bir hareketi de yok. Arka tarafta Carl'ın çekicini görüyoruz arkadaşlar. Yani Carl'ın çekicini biz zaten yakışıklı kolt kostümünün geldiği zamanda da görmüştük. Yani yine Spike gibi aslında inciden Carl da biraz gizemli olmaya başladı sanki. Çünkü baktığımız zaman arkada yine onun çekicini görüyoruz ki bu muhtemelen onun çekicidir değil mi arkadaşlar? Yani evet, Carl'ın çekici bu. Bariz bir şekilde orada görüyoruz arkadaşlar. Onun dışında buraya baktığımız zaman şöyle fotoğrafı dikkatlice incelediğimiz zaman hemen fotoğrafın sağ tarafında burada ayak izlerini görüyoruz ve ayak izlerine baktığımız zaman buradan birisinin gittiğini görüyoruz aslında. Yani aslında ayak izlerinin yönüne baktığımız zaman buradan birisi şuradaki kutunun arkasına doğru gitmiş. Peki bu kim olabilir arkadaşlar? Yani şuradaki arıyı görmemizle beraber de buradan da bir oraya doğru gitmiş gibi görünüyor. Bir ne yapmış? Şimdi buradan ne düşünebiliriz? Acaba Lola'yı oraya bir mi bağladı? Yoksa Spike onu kurtarmaya mı geldi? Nasıl olacak? İşte gerçekten burada kafa karıştırıcı durumlar var ama baktığımız zaman arka tarafta o elmas kapmacadaki vagonların geldiğini görüyoruz. Artık geliyor mu gidiyor mu? Muhtemelen geliyor. Gidiyor olsa normal şartlarda Lola'yı ezip geçmiş olması gerekiyor. Muhtemelen geliyor ama o gelirken Spike orada hiçbir şey yapmıyor. Gerçekten ilginç durumlar görünüyor. Yani her paylaşılan fotoğraf, bazen diyorlar ya, yani topluluk yöneticimiz Dani de diyor ya, yani her paylaştığımız fotoğraf detay içermek zorunda değil. Eğlence amaçlı attığımız fotoğraflar da var diye. Yani eğlence amaçlı atılmış da olabilir. Aslında yakın zamanda bir arkadaşımız, topluluk yöneticimiz Dani'ye şöyle bir soru da sormuştu arkadaşlar. Demişti ki yani eskisi kadar fotoğraflarda niye detay yok? Niye ipucu koymuyorsunuz şeklinde. Aslında Dani'ye bir soru sordu. Dani de şu şekilde cevap verdi. Biz hiç durmadık ki. Yani arkadaşımız diyor ki artık geri gönderin ipuçlarını. Dani de biz hiç durmadık ki. Aslında gelmeye devam ediyor. Dani'nin o sözü de kafa karıştırıcıydı aslında. Yani buraya baktığımız zaman sizler neler düşünüyorsunuz? Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum ama buradaki özellikle şöyle düşünürsek, yani az önceki fotoğrafa baktığımız zaman burada Vahşi Batı üçlüsü ön planda. Üçlü karakterlerimiz Spike, Colt ve Shelly. Üst tarafta 6. sezon karakterleri Bell, Edgar. Yani Edgar 6. sezon karakteri değil ama kostümü 6. sezonda gelen kostüm arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda baktığımız zaman Bell'in grubu boş. Yani Bell'in üçlüsünde hala iki karakter gelebilir. Gelecekse tabii ki. Buraya baktığımız zaman da burada Altın Kol Çetesi sezonuyla alakalı artık hiçbir detay yok. Ya da var, biz görmüyoruz arkadaşlar. Ama sizlerin de düşüncelerini tabii ki de yorumlar kısmına bekliyorum. Brawl Stars tarafından paylaşılan bütün fotoğraflar hep bir filme gönderme gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani hep film olsaydı. Yani buraya baktığımız zaman filmlerle devam. Burada Brawl Stars bir film olsaydı, bunların sebebi zaten biz Brawlywood sezonundayız. Yani bir film sezonu, sinema sezonu gibi bir sezonun içerisindeyiz arkadaşlar. Bunlar gayet normal aslında. Yani bu tarz paylaşımlar gelmeye devam ederse yine sizlerle beraber incelemeye devam edeceğiz. Sizler de bu tarz paylaşımları kaçırmamak için dediğim gibi Brawl Stars Türkiye Twitter ve Facebook hesaplarını takip edebilirsiniz. Onun dışında zaten onlar paylaştığı zaman ben de sizlere video olarak burada kendi incelemelerimi anlatmaya çalışıyorum. Sizler de kanalımıza ücretsiz şekilde abone olup oradaki zil tuşundan bildirimleri açarsanız anlık olarak videolardan ve canlı yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Tabii ki aynı zamanda videoya bir tane like atarsanız gerçekten inanılmaz güzel olur arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.